Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün LGS Matematik serimizde veri analizi diğer adıyla daire grafiği konusunu işleyeceğiz. Çok fazla detaya girmeden sizin de en kısa sürede anlayacağınız şekilde özet olarak anlatacağım. Sonra örnek sorular çözeceğim. Ardından size de sorularım olacak. Onlarla konuyu pekiştireceğiz. Hemen başlayalım. Evet, önceki yıllarda öğrendiğiniz iki tane grafik türümüz vardı. Biri çizgi grafiği, diğeri sütun grafiğiydi. Ne demekti? Ondan hemen bahsedeyim. Çizgi grafiğinde bir verinin İlerleyiş durumunu ölçüyorduk yani mesela sıcaklık artmış mı azalmış mı artış ve azalış görmek için kullanıyordu. Bir grafiği birden fazla veriye ait çizgi grafiği çizilebiliyordu. Mesela birisi buğdayın yıllara göre değişimi biri arpanın biri de mısırın yıllara göre değişimi olabilir. Buradan herhangi bir veriyi bulmak istediğinizde mesela 2019'un mısırını soruyorsa şöyle mısırın tam nokta olduğu yere bakarak karar verebiliyorduk. Ben rastgele bir ifade kullandım. Aynı ifadeyi çoklu grafiklerde sütun grafiği de yapabiliyordunuz. Sütun grafiği de genelde karşılaştırma için kullanılıyordu. Burada da yine verileri mesela 2020'nin birinci çeyreğinde mavi olanın değeri 45 civarı gibi ifadeler sadece bakarak karar vereceğiniz ifadeler oluyor. Bu arada takıldığınız konular olsa sevgili gençler yorum kısmına inebilirsiniz. Yorum kısmında hocam şu konuyu da anlatır mısınız ya da şu konuyla ilgili sorular çözer misiniz diyebilirsiniz. Zaman buluşacağız. Sizin yorumlarda istediğiniz videoları da yapıyorum. Tabii yeni videoları kaçırmam için abone olabilir. Bildirim tuşunuzu da aktif edebilirsiniz. Hemen burada verilen bir tabloya ait iki grafik hemen oluşturalım. Hızlıca yapacağım bir dikey bir de yatay sütunumuz oluyor. Yatay sütun genelde değerler oluyor. Yani A, B, C. Hemen değerleri gösterirken önce maviyi aldım. Maviyle devam edelim. A 20'ymiş. Sayılarda 0, 5, 10, 15, 20, 25 diye gidebilir. Şöyle uzatalım 30 olsun. Sadece göresiniz diye nasıl çiziliyor hatırlayasınız diye hızlıca geçiyorum. A 20'ymiş. Hemen geliyorum. Şurası A'nın 20. B25'miş. B 25'miş. B'nin 25 olduğu yer şurası. Tabi B'nin olduğu yere şöyle şuraya 25 yazacağız. C de kaçmış? 15'miş. Şuradan C'nin olduğu yere. Sonra bunları birleştirdik. Aynı şekilde kırmızı için 7. sınıflar A şubesi 15 kişi. Şurada. B şubesi 10 kişi. Şurada. C şubesi 30 kişi. Şurada yukarıda bir yerde. Yine bunu da ardışık olarak birleştiriyorsunuz. Ve çizgi grafiğini oluşturmuş oluyorsunuz. Sütun grafiği de yine dikey ve yatay. Yataydaki değerlerimiz yine A, B, C oluyor genelde. Dikey değerlerimiz de sayısal değerler oluyor. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 yapabilirsiniz. 15, 20 hızlı geçiyorum. Çok da önemli değil. Hemen grafikte göstereceğiz. Yine renklerle belirtebilirsiniz. Kırmızılar 7. sınıflardı. A neydi? 15. B 10. Şuradan B 10. C'de 30. Şuradan çiziyoruz. 8A şubesi 20 kişi. Şöyle şuradan çizebiliriz. Bu kalem dikey çizgilerde zorlanıyor. B şubesi 25. Şuradan. Bakın böyle şubeleri birbirine göre karşılaştırabiliyoruz. 8C şubesine geldik. 15 mi? Şöyle. Onu da şöyle gösterebiliriz. Bu şekilde karşılaştırma da yapabiliriz. Evet, daire grafiğine geldik. İki farklı daire grafiği çeşidimiz var. Birisi yüzde üzerinden yapılan, diğeri 360 derece üzerinden yapılan. Bir bütünün kimler arasında nasıl paylaştığını gösteren grafik türlerine diyoruz. Peki bunlar nasıl çiziliyor? Ben adım adım nasıl çizdiğini hatırlatacağım. Soruyu çözerken de onları kullanacağız. İlk olarak bir, toplamları buluyorsunuz. Verilen değerlerin toplamı buluyorsunuz. 8, 9, 13 ve 6 var. Toplayacağız. 8 artı 9, 17. 13 ekle 30, 10'a da 6 ekle 36. 36 adet A, D toplamı var. Sonra bunu eğer açıyla çözeceksen genelde birbirine bölünen sayılar verir. 360'a böleceksin. Eğer yüzdeli 100 çözüyorsan 100'e böleceksin ve kişi başına düşen değeri bulacaksın. Burada 360 dereceyi 36 tane değer arasında paylaştıracağız. 360 36'ya bölerseniz 10 derece. Demek ki tane başına ne düşüyormuş? 10 derece düşüyormuş. Bundan sonra bunların derece değerlerini hesaplıyorsunuz. O zaman tane başına 10 derece düşerse A 8. 8 çarpı 10 dereceden 80 derece yapar. B 9 tanedir. 9 çarpı 10 derece 90 derece. C 13'müş. 13 çarpı 10 dereceden 130 derece. D 6'ymış. 6 Alt çarpı 10'dan 60 derece. Son basamakta da bir daire çiziyorsunuz. Ardından bu daire grafiğini paylaştırıyorsun. Bakın daire grafimiz ne dedik? 360 üzerinden yaptık. Şuradan anlayabilirsin. Ondan dolayı daha iyi anlayabilmek adına şunun şöyle çizdiğinde ne olur? 90'a 90 olur değil mi? Bakıyorum içlerinde 90 derece olan var mı? Bak B 90 sa ben direkt şunu şöyle merkez açısını şöyle gösterirsem şuradaki 90 derecelik kısma B grubu diyebilirim. Daha sonra buna yakın bak 80 derece var. Ben şuradaki 90'ı biraz küçültürüm. Şuraya 80 derim. Buraya da A diyebilirim. A bölümü. Şuradaki gereksiz çizgileri silebilirsiniz. Alan açıları da 130 ve 60 olarak yapacağız. Şu 60'ı böyle yaklaşık olarak çizebilirsiniz. 80'den biraz küçük. 60 derece. Son kalan 130 dereceli şuraya 130 dersiniz. Burası neydi? D grubu. Burası da C grubu diyebilirsiniz. Tekrar adım adım ilerleyelim. İlk olarak toplamı buluyorsun. Sonra Tane başına düşen değeri hesaplıyorsun. Ardından açıların değerlerini hesaplayıp grafikte gösteriyorsun. Olay bu. Size tabii ne yapmayacak? Grafik sormayacak. Grafiği verip soruda sorabilir. Basit bir örnek. Yukarıda verilen daire grafiği bir sınıftaki erkek ve kız öğrencilerinin dağılımını veriyormuş. Sınıfta 8 kız öğrenci olduğuna göre kaç erkek öğrenci vardır? Bakın burada bütünü bilmiyoruz fakat neyi bulabiliriz? İkinci adım tane başına düşen açı değerini bulabiliriz. 120 derece 8 kıza denk geliyorsa hemen... 120 dereceyi 8 kız arasında paylaştırıyoruz. 12'de 8 bir kere var kaldı 4 40'da 5 kere var. 15 derece. Demek ki kişi başına ne düşüyormuş? 15 derece. İkinci olarak erkeklere kaç derece kalır? 360 dereceden 120'si kızsa çıkar 240 derece. Hemen hesaplayabilirsin. Kişi başına 15 derece düşüyorsa 240'ı 15'e bölersek kaç düştüğünü bulabiliriz. 24'te 15 bir kere var kaldı 9 90'da 6 kere var diyoruz. 16 erkek varmış. Ya da şöyle basit pratik yöntemler de var. Bak bu bizim işlem yöntemimiz. Kısa yol ne? Bak burası 120 burası 240 mı? Ne oldu? 120 derece 240'ın yarısıdır. O zaman 8 kız varsa 2 katı 16 erkek vardır. Hiç işlem yapmadan da yapabilirsiniz. Size tavsiyem tabii böyle pratikleri kullanmanız. Ama yapamazsanız ne yapıyorsunuz? Her zaman verilen değerleri kullanarak kişi başına düşen açı değerini ya da yüzde değerini hesaplıyorsunuz. Ardından gerisi zaten geliyor. Evet şimdi birlikte birkaç örnek çözelim ardından senin soruların gelecek. Öğrenci olan Gamze'nin okuldan eve geldiğinde yaptığı faaliyetler ve geçirdiği süreler grafikte verilmiş. Buna göre kitap için ayırdığı zamana ait dairelerin açısı kaç derecedir? Ne yapıyorduk? İlk olarak açı vermiş mi? Hayır o zaman bütün üzerinden değerlendireceğiz. Bütün nasıl yapacağız? Bir kısmı dakika bir kısmı saat olduğundan hepsini dakikaya çevireceğiz. 2 saat nedir? 120 dakika. 3 saat 180 dakika. Hepsini toplayacağız. 180, 120, 30 ve 30. Topluyoruz 0, 0, 0. 8, 2 daha 10, 13, 16 elde bir. 360 yaptı. 360 dakika bize hazır olarak verildi aslında. Neyi soruyor? Açı. O zaman 360 üzerinden değerlendireceğiz. 360 dereceyi 360 dakika arasında paylaşırsanız dakika başına 1 de... dakika başına 1 derece düşer. 1 dakikaya 1 derece. Bize neyi soruyordu? Kitap için ayırdığı kısım. Kitap neymiş? 30 dakikaysa o zaman 30 dakika eşittir. 30 derece diyoruz. Cevap A şıkkı. İkinci örneğimiz bir çizgi grafiği bir de daire grafiği vermiş. Böyle ikili sorular da sorabiliyorlar. Yukarıdaki grafiklere göre Ali'nin ürettiği ürün sayısı kaç tanedir? Grafiğe baktığımızda birinci grafikte toplam ürün sayısının günlere göre dağılımı, ikincisi de kişilere göre dağılımı verilmiş. Biz burada birinci grafikten yararlanarak toplam miktarı bulacağız. Ardından işlem basamaklarımız aynı. 360'a bölüp değerleri hesaplayacağız. İlk olarak toplamları hesaplayalım. Neymiş? Pazartesi 72. Salı 36, çarşamba 144, perşembe şuradan 183. Toplayalım. 2 6 10 12 elde 1. 7 3 daha 10 14 22 23 elde 1 elde 2 1 2 2 1 1 2 4 432 yaptı. Toplam 432 yapıyormuş. Bir ürüne düşen açı değerini hesaplayacağız. Bunun için de yine 360 dereceyi 432 tane ürün arasında paylaştıracağız. Tam bölünmüyor. Bu tarz durumlarda her zaman tam çıkmayabilir. Öncelikle Ali'nin açı değerine bakabiliriz. Bak 90 90 180 burası 120 ise buraya ne kaldı? 60 derece. Burada eğer bölme işleminde tam sayı çıkmıyorsa yüzde problemlerinde yaptığımız oran orantıyı kullanabilirsiniz. Şöyle diyebiliriz bakın 360 dereceye 432 ürün düşüyorsa Ali'nin yani 60 derecesine kaç düşer? Çapraz çarpacağız. Alanımız biraz daraldı. 360 çarpı x eşittir. 432 çarpı 60 mı? Sadeleştir 360 ile 60'ı 6 kalır. Yani 6x eşittir 432 ürün yapar. Buradan da bunu bölersek cevap çıkar. Şurada yukarıda böleyim. Bölü 6. 4 de yok. 43 de 6. 7 kere var. 7 kere 6. 42. Çıkardım 1. 2'yi aşağı indirdim. 12'de de 6. 2 kere var. Neymiş? X eşittir. 72 oluyormuş. Cevap 72 tane. Yani A şıkkı oluyor. Mevzuya alın değil mi? Bakın her zaman buradaki gibi tam bölünmek zorunda değil. Eğer bölünmüyorsa ya virgüllü bulacaksın ya da buradaki gibi oran, orantı kullanacaksın. Evet şimdi senin soruların videoyu durdur. 5 saniye bekleyeceğim. Cevapları bul sonra da kontrol edelim. Müzik Bir okulda 8. sınıfa giden 36 öğrencinin 3 şubeye göre dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre öğrenci sayılarının dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakiler hangisi? Bak burası A 90 derece, B 120 ise topla 210, B yani yeşil yere 150 derece kaldı. Örneğin üst kas 36. Hemen bölüyorum. 360 dereceyi 36'ya böl. Kişi başına 10 derece düşecek. O zaman A şubesi 90 derece ise 90 dereceyi 10'a böl. 10 derece 9 kişi. A şubesi 9 olacaktır. A9, A9, A12, A12. Bunlar elendi. B şubesi 150 dereceymiş. 150 dereceyi 10 dereceye böl. 15 kişi. B şubesi. B 12 A elendi. B evet. B şıkkı doğru çıktı. C'yi hesaplayalım. 120 derece bölü 10 derece diyorum. Bölersek 12 kişi yapar. C'de 12 kişi mi? Evet. B şıkkı olarak bulduk. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki daire grafiği bir kumaş fabrikasındaki kumaşların miktarını dağılımını gösteriyor. Kırmızı renkli kumaşlar toplam kumaşın yüzde kaçına geliyor? Bakın ne yapacağız? Açılı bir ifadeyi yüzdeye dönüştüreceğiz. Kırmızıya kaç derece düşüyor? 150. 120 daha 270. 360'tan 270 çıkar. 90 derece. Demek ki kırmızının açı değeri 90'mış. Hemen oran orantı kuracağız burada. Diyeceğiz ki bu normalde bu grafik açılıyken 360 dereceye 90 derece düşüyorsa bu yüzdeli olsaydı yüzde yüze kaç düşerdi? Hesaplayacağız. Bundan sonrası içler dışlar çarpımı. 360 çarpı x eşittir. 90 çarpı 100. Bölelim. 90'ı 360'a böl. 4. Yani 4x eşittir 100. Bunu da bölersek x eşittir 25 yapar. Yani 25 dereceye denk geliyormuş. Bu sorunun cevabı da B şıkkı. Şuradaki oran orantı özelliklerini bilmiyorsanız gidip 7. sınıf konularına bakabilirsiniz. 8 de çok lazım olacak bir konut. Ve videomuzun sonuna geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz takıldığınız konularla birlikte aşağıda yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Bakalım mevzuyu kimler güzel bir şekilde anlamış. Derslerimiz devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.